Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, partisinin Kütahya Belediye Başkan adayının belirlenmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bizler zaten en başından beri genel merkezimizden adaylarımızın bir an önce belli olmasını istemiştik. Bugün itibariyle belli oldu. Bu saatten sonrasında bizlere düşen sahaya çıkıp tüm teşkilatlarımla birlikte çalışmak, halkımızla birlikte kucaklaşıp halkımızın takdirini, halkımızın oyunu kazanmak olacak. Biz yarım kalan sevdalarımız var demiştik. Yarım kalan sevdalarımızı inşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle bu sefer tamamlamak üzere Kütahya Merkez ilçesinde Profesör Doktor Halim Işık Bey ile yeniden yola çıktık. Buradan diğer başvuran adaylarıma da canı gönülden, canı yürekten çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte de seçim süreci boyunca sahada çalışmalar yapacağız. Bundan sonraki süreçte de tüm Kütahyalı hemşehrilerimizin desteğini istiyoruz. Yıldırım, Alim Işık isminin Kütahya'da coşkuyla karşılandığını söyledi. Alim Bey'in isminin açıklanmasıyla birlikte, hatta başvurusunun açıklanmasıyla birlikte dahi Kütahya'da çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Tüm halkımızın çok yoğun bir teveccühüyle karşı karşıyayız. Alim Bey'in de isminin resmiyeten genel merkezimiz tarafından açıklanmasının ardından inanılmaz bir yoğunluk yaşamaktayız. İnşallah bu yoğunluğu da sandıklara olumlu bir şekilde dönüştürürsek başarıyı elde etmiş olacağız. Ferhan Yıldırım, Kütahya Merkez Belediye Başkan adayının yanı sıra Domaniç, Dumlupınar ve Pazarlar ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğunu söyledi. Domaniç ilçe belediye başkan adayımız Sayın Sahbet Ertürk Bey, Dumlupınar ilçe belediye başkan adayımız Sayın Niyazi Tezcan, Pazarlar belediye başkan adayımız da Cavit Erdoğan oldu.